İstanbul Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Instagram hesabına hoş geldiniz. Çok değerli takipçilerimiz. Bugün inşallah çok değerli, kıymetli bir konuğumuz var. Doktor Zülfikar Özkan hocamız. Kendisi sağ olsun hem biz onlara misafir olduk hem de o bize misafir oldular. Kendisiyle inşallah boşanma sürecini yönetme konusunu konuşacağız. Bu konuda ne gibi bir boşanma sürecini giren bireylerin, fertlerin nasıl bir yol izlemesi gerektiği üzerine konuşmaya çalışacağız. Tabii hocamızın uzmanlık alanı daha çok eşlerin boşanmaması üzerine çalışmalardan oluşuyor. Ama yine de tabii ki boşanma sürecini de sağlıklı bir şekilde idare etmek noktasında hocamızın pek çok tavsiyesi olacak. Değerli hocamıza hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum Muhammed Bey. Hocam biliyorsunuz Cenab-ı Allah ayet-i kerimede boşanmayı en yani hoşlanmadığı helal olarak ifade etmiştir. Bireylerin daha çok bir arada kalmasını, evlilik kurumunu devam ettirmesini Cenab-ı Hak murad etmiştir. Ama bireyler zamanla bir çıkmaza girerlerse kendi aralarında en son ihtimal olarak her zaman bu kapıyı da açık bırakmıştır Cenab-ı Allah. Çünkü her fert, her birey Cenab-ı Allah katında üstün bir kıymete sahiptir. Allah'ın halifesi hükmündedir. Bu sebeple boşanma sürecine insanlar niçin giderler? Genel olarak hangi sebeplerle insanlar boşanırlar? Hem insan arası münasebet arasında hem de medeni hukuk kanun açısından hocam. Bunları kısaca bir girizgah yapabilirsek. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Ben Muhammed Bey'si ve İstanbul İl Müftülüğü'yüm. Şimdi boşanma günümüzde çok önemli bir konu, aile önemli bir konu. Anayasamızın 41. maddesinde aile Türk toplumunun temelidir diyor. Devlet ailenin refah ve huzuru özellikle çocukların korunması, çocukların ve annelerin korunması için gerekli teşkilatını kurar. Bu sebeple aile çok önemli bir konu. Tabi boşanma da ailenin dağılması demek. Yani büyük heveslerle kurulan, büyük ümitlerle kurulan ailenin dağılması anlamına geliyor. Medeni kanunumuzda boşanmanın sebepleri 6 madde halinde sıralanmıştır. 161, 162, 163, 164, 165, 166. madde olarak sıralanmış. Tabi burada önemli olan bu maddelerin içerisinde 166. madde. 166. madde aile birliğinin sarsılması maddesi olarak geçiyor. Aile birliğinin sarsılması. Boşanmaların bu maddelerin belki biraz sonra bu sorular üzerine Muhammed Bey bu sorulara geçebiliriz. Ama önce şunu söyleyelim, yani Türkiye'deki ne durumda boşanmalar? Son yıllarda evlilikler azalıyor, boşanma oranları artıyor. 1918 şurada neticeyi almıştım. 1918 yılında 2018 yılında 143.573 aile boşanmışken 2019 yılında bu 155.000 aileye çıktı. Yani 155.000 aile hukuki olarak, kesin olarak tabii boşanmış oluyor. Burada bunu gerçek açılan boşanma davalarını anlamak için bu 155.000'i en azından 5'le çarpmak lazım. Çünkü pek çok boşanma davası reddediliyor, mahkemelerde şahit bulunmuyor, ispat olunmuyor veya kısa süreli barış oluyor. Dolayısıyla bu 5'le çarptığımız zaman 1 milyon, bunların anne babasını kattığımız zaman yani 10 yıl içerisinde yaklaşık Türkiye'de 10 milyon insan boşanmanın tarafında. Bunun haricinde aileler var, çocuklar var, boşanmış eşlerin anne babaları var,
Bunların akrabaları var ve büyük bir üzüntü kaynağı. İşte Muhammed Bey, boşanmalar bu şekilde çok önemli bir sorun. Son yıllarda az önce dediğimiz gibi evlilik oranlarında düşüş var. Evlenme yaşı arttı ama boşanma oranları giderek yükseliyor. Boşanma, hukukta olan boşanma sebeplerinden biraz bahsedecek olursak, bunların 166. madde, pardon, bunları önce bir sayalım. Medeni Kanun 161. maddesinde zina, 162'de hayata kast, pek kötü ve fena muamele, suç işleme ve haysiyet saya sürme 163, 164 terk, 165 akıl hastalığı ve 166'da evlilik birliğine sarsılması. Boşanmaların yaklaşık %93'ü bu evlilik birliğinin sarsılmasından açılıyor. Yani eskilerin genel boşanma sebebi dediği hüküm. Ne demek bu? Eğer bu sürülen evlilikte çocuklar için, gençler için, anne baba için ve toplum için bir yarar kalmaması, artık bu aileyi ayakta tutmaya gerek yok. Taraflardan birinin davasını açmasıyla diğeri de eğer şey yaparsa, bunu kabul ederse, anlaşmalı boşanma dediğimiz bir yolla boşanmalar gerçekleşiyor. Tabi anlaşmalı boşanma dediğimiz zaman da burada hakim geniş takdir hak yetkisi vardır. Her davayı kabul edecek değildir. Hakimin boşanma davasını kabul edebilmesi için, boşanma kararı verebilmesi için tarafların yapmış olduğu anlaşmada, yani protokolde, çocukların velayetinin kime kalacağını ve evliliğin mali sonuçlarının nasıl çözüleceğine dair tam bir anlaşma olması lazım. Ve bu anlaşmayı da hakimin kabul etmesi gerekiyor. Burada özellikle çocuğun yüksek yararı gözetilir, anne babanın yararı değil. Çocuğun yüksek yararı gözetilir. Hakim çocukların yüksek yararını gözeterek anne diye veya babaya velayetini verir. Bu konuda anlaşmış olsalar bile bu anlaşmaya hakim uymak zorunda değildir. Hakimin geniş takdir hakkı vardır. Yani bir de gene 166. maddede eğer bir evlilik herhangi bir sebeple açılmış bir boşanma davası reddedildiğinden itibaren 3 yıl geçmiş olmasına rağmen bu evlilik kurulamamışsa artık ikinci bir dava açıldığında bunun boşanmaya karar verilir Muhammed Bey. Evet hocam. Diğerlerini zina, hayata kaz, suç işleme, terk, akıl hastalığı, bunlar boşanma sebepleri kanunda olan. Ama onların ayrıntılarına isterseniz sonra gireriz. Boşanmada hocam, şimdi dava olarak bir anlaşmalı var, bir de çekişmeli boşanma davaları var bildiğiniz evet. kadarıyla. Bunların farkı kişilerin anlaşmasına mı dayalı? Yani anlaşarak mesela ne kadar sürer bu anlaşmalı olduğunda evet. veya çekişmeli olduğunda? Şimdi şöyle burada oluyor. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar bir protokol düzenliyorlar. Diyorlar ki evet, anlaşma kuralları ikimiz için de geçerlidir. Kabul ediyorlar. Hakim de bu protokolü az önce söylediğim gibi, tabii geniş takdir yetkisi var hakimin, eğer kabul ederse bu şeyi protokolü boşanmaya karar veriyor. Çekişmeli boşanma davası ise İtiraz ediyorum sayın yargıç diyor. Çocukların velayeti bende kalmalı dediği zaman, o zaman tartışma başlıyor. Delil topluyorsunuz. Çekişmeli boşanmada taraflar delil topluyor. İspat etmek zorundalar iddialarını. Ama anlaşmalı boşanma davasında dediğim gibi protokolü hakim uygun görürse bir celsede, yani iki ay içerisinde anlaşmalı boşanmayla dava sonuçlandırılır. Ama çekişmeli boşanmada tabii iş yıllara sürebilir. Bir yıl, iki yıl, altı ay gibi sürebilir. Çünkü deliller toplanacak,
şahidin birisi başka bir ildedir, onun ifadesinin alınması zaman alır, onu bulmak zaman alır, mektuplar vardır, bilirkişiye gönderilecek deliller vardır. Yani bunların hepsini topladığımız zaman zaman uzuyor. Evet hocam, bildiğiniz gibi günümüzde en büyük şiddet olayları bu boşanmalar yüzünden çıkıyor. Özellikle aileye yönelik, bilhassa kadına yönelik şiddette hep bu boşanma davaları maalesef. Evet. En önemli sebeplerden biri oluyor. Acaba bu noktada insanlar nasıl düşünerek hareket etmeli boşanma sürecinde? Nasıl davranmalı? Bu şiddet olaylarından uzak durmak için. Şimdi günümüzde aile danışma merkezleri artık kuruldu. Bizim Şırnak Üniversitesi'nde de bu merkezler var. Hem yüksek lisansı yapılıyor hem de üniversitede aile danışma sertifika programları var. Bunlar önceden yoktu, şimdi var. Dolayısıyla buradan bilgi alabilirler. Yani artık evliliğin devamında karı kocanın, çocukların ve toplumun açısından bir fayda kalmamışsa bu evliliği fazla yıpratıcı, sarsıcı olmadan sonuçlandırılabilir bu. Ve burada çocuklar da fazla örselenmez. Ama işte bu noktada da genelde herkes kendi fikrini beğendiği için sık şekilde kavgalar, tartışmalar oluyor. Hatta boşanma bittikten sonra, dava neticelendikten sonra bile işte haberleri okuyoruz. Adam boşanmış, bitmiş, gene hanımını rahatsız ediyor. Bunun için 62-84 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı tedbirlenmesine dair kanun çıkarıldı. Buna rağmen yani dün geçen bir haber vardı. Gene evden uzaklaştırılma kararı alınıyor ve tabii karakol bunu işi takip ediyor polis. Buna rağmen gene kişi eve girmeye çalışıyor. Ve böylece bu bir ömür boyu bu sürtüşmeler gidiyor. Aslında en temelde bir sıkıntı var herhalde hocam, değil mi? Yani insanın karşısındaki o insana bakışında, kadına bakışında ya da erkeğe bakışında. Yani onu ayrı bir insan olarak kabul etmeme, yani onun mülkiyetini almış gibi mi düşünüyor acaba bazı bu şiddet olaylarının çıkmasında, böyle bir şey mi var acaba? Evet, burada şimdi tabii farklı anlama ve farklı anlatma var temel sebep. Yani insanlar Muhammed Bey genelde sözlere verdikleri anlam, kelimelere verdikleri anlam farklı oluyor. Yorum farkları var. Ve bu yorum farkları yapılan araştırmalara göre geçimsizliklerin %90 sebebi bu. İletişim bozukluğu, iletişim kopukluğu, farklı anlama, farklı anlatma. Geriye gerçek sebep ancak %10 kadardır. Yani bu da çözülebilir. İşte burada insanların nefsaniyeti de ön plana çıkararak sürekli kendini haklı görmesi, hep kendini beğenmesi, kendini haklı görmesi sebebiyle bu kavgalar sürüyor. Tabi buradaki ayrıca şunu belirtmek lazım, burası çok önemli. Mesela bir cep telefonunu aldığımız zaman belki 2 saat, 3 saat, belki 3-4 gün onun kullanma kılavuzu okuyoruz. Nasıl çalışıyor, nasıl yapıyor, ne olacak? Ama insanlar evleniyor, evliliğe dair hiçbir şey okumuyorlar. Evliliğin cahili olarak okuyorlar, evleniyorlar. Bu bakımdan insanı anlamak çok önemlidir. Anlamak sevmektir. Bu aile kavgalarında da bu var. Aile kavgalarında da temel sebep az önce dediğimiz gibi birbirini anlamamaları. Anlamayınca bu sefer sevgi ortada kalmıyor. Herkes kendi sözünü beğeniyor. Herkes kendini haklı görüyor ve bu şekilde de sürtüşmeler gidiyor. Bu bakımdan evlenecek kişilere bizim yıllardır tekliflerimiz, araştırmalarımız da hep bunu söylüyoruz. Hiç olmazsa bir ay, iki ay bir eğitimden geçmeleri gerekiyor. Yani bu işin inceliklerini, ayrıntılarını, insanları tanımak, çevreyi tanımak, evlenecek kişiyi tanımak gibi konularda yani evliliğin cahili olmamak konusunda bir eğitimden geçerlerse bu çok rahatlatıcı olacak bunlar. Yani bu oran az önce söylediğim yüksek oran çok yüksek, yani 150
8 bin boşanma çok büyük bir rakam. Hocam dediğiniz hususla ilgili il müftülüğümüz, ilçe müftülüğümüz de bütün müftülüklerde aile ve dini rehberlik bürolarında evliliği yıkadım diye bir seminer programı başlatıyor. Harika. Yapıyor şu an. Bütün ilçelerde, illerde devam ediyor. Evlenecek çiftler oraya başvurarak da seminer, evliliği yıkadım seminerini alabiliyorlar. Böyle müftülüklerimize de başvurarak kardeşlerimiz tabii ki bu evliliğe hazırlık kursu gibi bu kursu alabilirler. Sizin dediğiniz çok gibi. Çok güzel yani İstanbul müftülüğü çok tebrik ediyor. Türkiye çapında bütün müftülüklerimizde aynı hizmet var. Bütün Diyanet İşleri Başkanlığımızın zaten bu seminerlerimizde Türkiye çapında pandemi sürecinde aile eğitimleri semineri olarak geçmekte. Bütün Diyanet İşleri Başkanlığımız bütün ülke çapında böyle aileyle ilgili, evlilikle ilgili, boşanma ile ilgili seminerler yapmamızı bize tavsiye ettiler. Çok güzel, harika bir çalışma bu. Kapınızı çaldık bu hususta. Teşekkür ediyorum. Evet hocam, bunlar... siz bir de ayrılamazsınız. Ailede Huzurlu Yaşam Önerileri kitabı diye bir kitabınız var. Evet. Bu şekilde bir kitabınız var. O kitapta da böyle tavsiyeleriniz var. Aile, evet. Aile kurumunu koruma yönünde. Boşanma tabii ki en son, yani insanların en son düşüneceği bir çıkış yolu. Oraya gitmeden bu işi çözmek tabii ki bütün evet. Ailelere yakışan güzel yön, güzel yol, sulh yoluyla anlaşarak aile kurumunu devam ettirmek gerekiyor. Evet. En çıkmaza girdiğinde tabii ki bu boşanmaya başvurmak gerekiyor. Boşanmaya başvurunca da tabii ki güzelce bunu neticelendirmek lazım. Burada Muhammed Bey çok önemli bir konu daha var. Şimdi boşanmalar en çok hangi yılda gerçekleşiyor? Evet. Burası çok önemli. İlk. Evet, ilk yılda. Yani bir yıldan az sürede %3.2'si bir yıldan az bir sürede gerçekleşir. Mesela 2018'de 142 bin aile boşanmış. Bunların bin, yani yaklaşık %3.2'si ki bu da 4.205'e denk geliyor. Bir yıldan az sürede oluyor. Bir yılla 5 yıl arasında %35.5 var. Onu da koyduğumuz zaman üstüne. Yani evli boşanmaların %40'ı evliliği ilk 5 yılında oluyor. Bu ne demektir? Burası çok önemli. Yani demek ki evlenen kişiler evlilik kurumunun önemini, anlamını iyi kavrayamamışlar ilk 5 yılda. İşte bu ilk 5 yılda yeni evlenen çiftlere müftülüklerimizin, yani işlerimizin çok güzel çalışmaları var. Bu ilk 5 yılda bu eğitim verildiği zaman büyük faydalar ortaya çıkar, aydınlatır, bunları şey yapar. Ve yine evliliğin ilk 5 yılında olduğu gibi bir de %40'a yakın da çocuksuz ailelerde. Ve daha ikinci planda bir çocuklu aile. Çocuk sayısı arttıkça da oranlar düşüyor. Yani bu bakımdan muhakkak evlenecek kişileri, yeni evlenecek kişilere bir de evlendikten sonra ilk 5 yıl içerisinde kişilere bir aile danışmanlığından geçirilmesi lazım, eğitimden geçirilmesi lazım. Hocam çocuk dediniz, çocuk çok önemli tabii ki. Evlilik bittiğinde boşanmanın en kötü sonuçlarını hep çocuklar görüyorlar. Evet. Bu noktada boşanmış çiftler çocuklara karşı nasıl bir tutum takınmalı, nasıl davranmalı, bunu nasıl anlatmalı? Şimdi tabii şu bir ülkenin geleceğini nasıl tahmin edebilirsiniz diye sorduğumuz zaman çocuklara bakmamız lazım. Yani eğer çocuklarınızı siz sahip çıkmışsanız, onlara iyi eğitim vermişseniz, onlara maddi manevi terbiyeden geçirmişseniz bunları, çocuk eğitimine göre, çocuk psikolojisine göre, pedagojiye uygun olarak eğitim vermişseniz, o ülkenin geleceğinin aydınlıktır diyebilirsiniz. Ama aileler, çok sayıda aile evleniyor, boşanıyorsa, çocuklar iyi eğitimden geçmiyorsa, okulları yarım kalmışsa bu toplumun geleceği de iyi olmaz. Bu bakımdan çocuklar bizim geleceğimizdir, teminatımızdır ülkenin. Şimdi 1989 yılında buna bağlı olarak dünyada Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları kuruldu, imzalandı, Çocuk Hakları Sözleşmesi. Biz de bu sözleşme 1995 yılında imzaladık.
Yani 194 ülke bunu imzaladı. İmzalamayan tek Amerika kaldı. O da Temsilciler Meclisi'nden geçti. Senato'da takıldı. Bu sözleşmeler bağlayıcıdır. Yani sözleşme olduğu için bağlayıcı. Mesela insan hakları evrimsel bildirisi, bildirgeler bağlayıcı değildir ama söz vermiştirsin ona uyarsın ama sözleşme bağlayıcıdır karşılığında. Bizim de anayasamızın 90. maddesinde zaten usulüne göre düzenlenmiş sözleşmeler kanun hükmündedir diyor. Bu sözleşmelerin iptali için, kanunların iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamaz. Evrensel hukukla iç hukuk arasında bir çelişme olduğu zaman da evrensel hukuk esas alır diyor. İşte burada, bu yola buradan çıktığımız zaman çocuk hakları sözleşmesinde hep bir karar var. Çocuğun yüksek yararı esas alınır. Nerede? Mahkemelerde, eğitim kurumlarında, devlet dairelerinde, ailede hep çocuğun yüksek yararı gözetilir her zaman. Yani buradan yola çıktığımız zaman, buna baktığımız zaman işte çocukların korunması önemli. Şimdi artık anneye mi çocuk verilsin, babaya mı verilsin tartışmasında da hakim bilir kişiden faydalanıyor, uzman kişilerden faydalanıyor. Yani gitgide teknik bir konuya giriyoruz. Zaten aile mahkemeleri, çocuk mahkemeleri sonradan kuruldu. Önceden biz ya şurada 20 sene önce bunlar da yoktu. Şimdi uzman hakimler yani aile konusunda, çocuk konusunda uzman hakimler bu işe gerektiriliyor. Ve çocuğun her zaman için yüksek yararı gözetiliyor. Boşanan annedir, babadır. Boşanan çocuk değil. Burada bir husus daha var. Pek çok aile bu yanlışı yapıyor. Çocuğu kazanmak için çocuğun babasını kötülüyor. Veya çocuğun annesini kötülüyor. Halbuki bir çocuk için en iyi baba hep yazılır, şey yapılır, annesini sevendir. Bir çocuk için en iyi baba babasını sevendir ama bunlar ayrılmışlar. Yani o bakıp orada da bir danışmanlık lazım. Aile danışmanlığı diyorsunuz. Oğlum veya kızım, baban, annen ayrı evlerde yaşayacaklar. Böyle gerektiriyor. Sen ikisinde birisi annen de var, baban da var. İkisinden de çok iyi görüşebilirsin, şey yapabilirsin. Asla anne baba kötülenmemesi lazım çocuğun gözünde. Bir de bu husus var yani önemli olarak. Evet hocam. Hocam de boşanmada nafaka diye bir mesele var. Pek çok aile için bazen evet. Sıkıntı oluyor. Yani süresi kanunlar gerçek geçiyor şu an işte kısıtlamaya. Şimdi bu nafakalar elbette ki nafakaların çeşidi de var. Yani birçok nafaka çeşitleri de var. 4 tane esas olarak var. Şey o yani boşanmana birlikte karar veriyor. Maddi tazminat, manevi tazminat, yoksulluk nafakası çok önemli. Ya şimdi pek çok kişi ya evlenelim boşanalım diyor. Yani çok ciddi hükümler var Medeni Kanunu'nda, 2001 tarihinde değişen Medeni Kanunu'nda. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan eş, kusuru daha çok olmamak şartıyla süresiz olarak karşı tarafa nafaka verir. Yani boşanmışsın, mesela 4000 lira maaşın var, boşanmışsın, kadın işte çalışmıyor. Boşandığı zaman da geçim sıkıntısına düşecek yoksulluğa yani. O zaman senin bu 4000 lira maaşının 1000 lirası ömür boyu kadına ödemek durumunda kalırsın. Medeni kanun bu yani kanunda tabii ki bağlayıcı. Ya bir de genç çocukların tabii üniversiteyi bitirinceye kadar okuyorlarsa bunlara iştirak nafakası var. İştirak nafakası yani çocuk kadına kaldığı zaman erkek bu nafakayı öder. Erkeğe kaldığı zaman da kadın buna nafakayı öder. Ayrıca hukukumuzda kadınla erkek arasında hiçbir fark yok, hiçbir ayrım yok. Evin reisi 2001'den önce 1926'da Medeni Kanunu İsviçre'den aldık. İsviçre Medeni Kanunu'da evin reisi babaydı. Ama şimdi evin reisi anne babadır diyor. Ve bunu eşit hak olarak kullanırlar kanunda diyor. Onun için
aynı kanunlar, mevzuatımız kadın için de aynıdır, koca için de aynıdır. Mesela kadın boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan koca ise kadın nafaka ödemek zorunda kalır. Eğer şeyi varsa, kendisinin gücü varsa, bu bakımdan bir ayrım yok. Bu nafakaların bağlandıktan sonra nafaka ödemediği zaman her ay için 10 gün hapis cezası var. Fakat bunu takip her seferinde mahkemeye dava açman lazım. İcra hakimliğine, icra hakimliğinde. Yani bunu takibi çok zor bunun. Bu davalar açılmıyor. Bu bakımdan pek çok özellikle kadınlar nafaka alamıyor. Zaten karşı tarafın üzerinde bir şey bulunmadığı zaman bunun tahsili çok zor günümüzde. Tabii bunu önlemek için kanun 10 gün hapis cezası koydu. Ama dava açıyorsun, nafaka ödemedi, duruşmaya gideceksin, icraya koyacaksın. 10 gün hapis cezasında yaklaşık 4-5 gün hapiste yatar. Nafaka ödediği zaman bu kalkar. Bu baskı şeyleri var ama hukuki yol zor olduğu için pek çok kadınımız bu yolların altından çıkamıyor. Tabi avukata da gittiği zaman orada alacağı nafakanın ücretinden daha fazlası avukat ücreti ve mahkeme parasıyla karşılaştığı için de o yola da gidilmiyor. Yani bu sebeple tahsil sıkıntısı var Muhammed Bey. Para hakim kararı vermiş ama nasıl tahsil edip alacaksınız bunu? Karşı tarafta bu konuyla zorluk var. Hocam, uzmanlık alanlarınızdan biri de NLP bildiğim kadarıyla. Evet. Bunun katkısı nasıl olur hocam? Bu boşanma süreçlerinde bir katkısı olur mu? Şimdi burada daha çok aileyi devam ettirmede daha öncelerde bu eğitimleri Amerikalılardan biz almıştık. Yani NLP, Neurolinguistic Programming, beynin etkili kullanma sanatı ve bilimi. Yani burada iletişimi güçlendirerek, karşı taraftaki insanı anlayarak, o insanı tanıyarak daha güçlü bir konuma gelip kendini işe yarar konuma getirme anlamına geliyor. Tabii bunun içinde pek çok kural var. Yani bunlardan hadi bir tane birini söyleyelim prensip olarak. İnsanlar davranışları negatif olsa da niyetleri pozitiftir. Yani insan sigara içiyor, niye içiyorsun diyorsun. Diyor ki içmesem sıkıntıdan, stresten patlayacağım. Veya mesela hırsız bir şey çalıyor. Niye hırsızlık yaptın dediği zaman babama ilaç almak için yaptım diyor. Niyeti babasını kurtarmak. Tabi her zaman böyle olmaz ama hırsızlık kötü. Yani insanların davranışları negatif olsa dahi niyetler pozitif. Biz daha ziyade niyete bakmamız lazım. Bu şekilde NLP'de bir beyni etkili kullanma sanatı ve bilimi. Bizim şu anda benim hazırladığım bir kitap var. Bunun ismi Beyin Temelli Mutluluk. Yani beynin çalışma ilkelerinden yola çıkarak, yeni son gelişmeleri de hesaba katarak böyle bir çalışma hazırladım. Ama kitap daha basılmadı. Yakın zamanda. Hocam, takipçilerimize son bir tavsiyeniz var mı? Öyle bitirelim inşallah. Teşekkür ediyorum. Takipçilerimize şunu söylemek istiyorum. Yani burası çok önemli. Pek çok insan baktığım zaman diyor ki evlenecek kişiler, iyi bir insan bulursam evleneceğim. Bu görünüşte güzel bir kelime ama bunun doğrusu şöyle, iyi bir insan olacağım. İyi bir insan olmak önemli ve bunun için de kendi üzerimizde çalışmamız lazım ve kendimizi işe yarar konuma getirmemiz lazım diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Takipçilerimiz adına, bütün konuklarımız, dinleyicilerimiz adına çok faydalı bilgiler edindik sizden. Allah hayırlı bir ömür, sağlıklı, sağlıklı bir ömür nasip etsin size inşallah. Çalışmalarımızda kolaylıklar, başarılar dilerim. Teşekkür ediyorum Muhammed Bey bize bu fırsatı verdiğiniz için. İstanbul İlmi İktidini'ne ve sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun hocam. Evet, çok değerli takipçilerimiz, değerli hocamızın konuk olduğu
programımızı burada bitiriyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok istifade ettik kendisinden. Allah hayırlı, güzel bir, sağlıklı bir ömür ihsan etsin inşallah hocamıza ve bütün takipçilerimize. Hayırlı günler, sağlıcakla kalın.